okey başlıyoruz tekrar. Şu anda yayınımız bağlandı. Şöyle yapacaktık. Uygulama sorunumuz arkadaşlar, aylar değerini seçince yani bir ay değerini seçince o aya ait değerleri buraya getirmekti. Burada düşeylere kullanacağız, farklı farklı işlevler kullanacağız. Şimdi bunu yapalım. Bunu nasıl yapalım? Şuradan aylar değerini yazalım. Buraya da örneğin Ocak yazalım ve bunu aşağı doğru çekelim. Aralığa kadar çekelim. Buraya geldim. 1 1 diye tarihi girdim. bir Ocak. Bunu da kısa tarih yaptım. Peki her ayın birini getirmek için ne yapacağız? Buradaki her ayın birini getirmek için nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunu buradan aşağı kadar çektim. Buradan gelip ne yapıyoruz? Ayları doldur dediğinizde buradan bakın direkt her ayın biri otomatikman gelir. Güzel. Peki her ayın son gününü nasıl bulacağız arkadaşlar? Her ayın son gününü. Buraya tabi Allah bilir elle yazmadınız her ayın son gününü. Eşittir seri ay değil mi? Son gününü veren bir sayıda ay. Seri ay bu tarihin noktalı virgül bir dersek ne olur? Şuradan yapalım. Bakın bir dersek ayın birinden bir ay sonraki yani ocaksa şubatın son tarihini verir. Şuradaki bir rakamı. Beş dersem bakın beş ay sonraki yani ocaktan itibaren beş ay sonraki ayın son gününü verir buraya gelip sıfır derseniz bulunduğunuz tarihin bakın son gününü verir bunu da aşağı kadar çektiğinizde bu değerler otomatikman gelir güzel şimdi bir adım daha buraya gelelim şöyle aylar diyelim veriden veri doğrulama ile beraber liste diyoruz kaynak kısmına geldik Buradan da ay değerlerini buradan seçelim. Buraya getirelim. Peki. Şuradan Nisan'ı seçelim. Şimdi yapı nasıldı? Buradan Nisan'ı seçince buradan şöyle gelirse şuradan 1 Nisan, 2 Nisan diye şuraya otomatikman gelecek. Bakın buraya şu hücreye gelin bunun önce isterseniz ilk değerini bir getirelim. Düşey ara neyi arıyoruz? Nisan ayını noktalı virgül. Nerede arıyoruz? Sayfa 1'de A B C'de arıyoruz. Noktalı virgül bize ikinci sütun lazım. Noktalı virgül 0 parantez kapatıyoruz. Enter'a basıyorum bakın. Bunu da getirdi. Buradan da bunu kısa tarih yaparsanız direkt gelecektir. Peki. Şimdi buraya şunu yapalım. Eşittir bu değer ayın 1'i. Buraya geldik eşittir bu değer artı bir dersek ayın ikisi çektiğimiz zaman da şöyle gelelim yönden de dike çevirelim şöyle gelsin ama kaça kadar gidecek bakın duracağı yeri buradan belirtmemiz lazım gördüğünüz gibi ne kadar çekersem çekeyim bunu buraya kadar getirdi şunu yan hücreyi alalım. Şuraya şunları da şöyle daraltalım. Şöyle gelsin. Peki. Şimdi asıl soru burada bu. Formülü nasıl yazacağız? Bunun formülünü nasıl yapacağım? Diyeceğiz ki eğer ayın birinden değil şuradan başlama tarihiyle nasıl bir formül yazmamız lazım? bir düşünün bakalım. Eşittir eğer bir önceki tarih eğer seçtiğimiz ayın son gününden küçük eşit ise bunu yap değilse boş getir gibi mi yapacağız? Eğer hata değil de formül nasıl olacak arkadaşlar? Bir mantığını yazmaya çalışın bakalım. Eğer buraya Gelelim eşittir eşittir Eğer dedik parantezi açtık buraya mı şuraya yapacağız şu artı bir işareti buradan bu buraya mı yapacağız şurada yapalım eşittir Eğer buradaki değer küçük eşit şimdi düşey ara niye arayacağız şuradaki ay değerini noktalı virgül Tabii bunu ne yapacağız sabitlememiz lazım bu iş değişmeyecek nerede arayacağız sayfa 1'de A'dan C'ye kadar arayacağız burayı da F4'te sabitliyorum noktalı virgül kaçıncı sütun bana lazım 3. sütundaki bitiş tarihi Ayın son günü bana lazım. Sıfırdan küçük eşit ise ne yapacağız? Sayfa 2'de şu E2'deki değeri yazacak. Değilse boş yazsın, boş getirsin. Şöyle yapalım. Enter'a bastığımızda bunu getirdi. Çekelim yana doğru. Önce testini yapalım. Bir hata var. Onu orada gördüm. Düzeltiriz sonra. Buraya bakın hepsi iki geldi. Şimdi hatayı nerede yaptık? Şimdi formülümüzü açalım bakın. Hatayı nerede yapıyoruz? Diyoruz ki eğer E2'deki değer düşey aradan gelen değerden, B4'teki değerden küçük eşit ise sayfa 2'deki E2'yi getirme, E2'ye 1 ekleyerek getir diyelim. Değilse boş getir. Şöyle yapalım. 3 geldi. Şimdi yana doğru çekelim. 4, 5 diye bakın. Formül düzeldi. Çektik yana doğru. Ayın 1'i geldi bakın bu sefer. Ayın 30'un da bitmesi lazım. Nisan 30 çekiyor. Mart 31 çekiyor. Değil mi? Şuraya gelelim. Buradan geldik örneğin. Mayıs kaç yapıyor? Şöyle baktığınızda 31 Mayıs ama ayın 1'i de geliyor. Hata nerede arkadaşlar? Hata nerede? En son değerin gelmemesi lazım. Eğer hataya burada gerek yok. Şubat 28-29 çekiyor. Doğru. Şuradan Şubat'ı seçtiğimiz zaman 28 ise 29. Bakın şu ayın birinin gelmemesi lazım. Şurada bir sıkıntı var. Peki nasıl düzelteceğiz? Nerede hatamız var? Şu eşidi kaldırsak düzelir mi acaba? Şuradan Cengiz Bey de yazmış. Formülünü göstereyim. Eğer D1 artı 1. D1 artı 1. Küçük eşit düşe yara ise d1 artı 1. Burada Cengiz Bey bir yanlış var galiba şu fazla sanki şuradan en sondaki. Peki deneyelim. Martı seçelim. 31 Mart. Bakın gene burada. Gerçi şurada eşiti seçtik. Şöyle kopyalayalım yana doğru. Şöyle bakın eşidi kaldırınca sanki düzeldi. 30 Nisan, 31 Mayıs, Temmuz. Gördünüz mü? Şuradan bakın. Formülü şu şekilde düzenleyince şöyle düzeldi. Peki bu birinci soru. Buradaki tabi şeyleri de getirmek gerekebilir. Mesela gün gün satış toplamlarını buraya çok iyi topla işleviyle getirebiliriz. Bu da mümkün. Ee, Yakupe Şubat'ta sıkıntı olmaz Çünkü şuradan tarihi otomatik kendisi çektiği için o yılda Şubat Eğer 28 çekiyorsa 28 gelir buraya 29 çekiyorsa 29 gelir yani o, bu tarihlerde bir sıkıntı olmaz elle yazmadığınız zaman Çünkü Şuradaki seri ay formülünü kullanıyoruz seri ay formülü bunu otomatikman ayarlar Peki şimdi işi zorlaştıralım Evet, pazar günlerini ben cumartesi pazar olarak düşünmüştüm. Cumartesi pazarı veya sadece pazarı burada nasıl boyarız? Kırmızı renkte nasıl gösteririz bunu? Nereden kullanacağız? Koşullu biçimlendirme. Yeni kural. Formül kullan. Buraya geldik. Formülümüz nasıl olmalı? Eşittir. D2'deki değer. Bakın dolar koymadım. Aşağı doğru çekmeyeceğim için. Gerek yok. D2'deki değer büyük e, ne diyeceğiz? eşit haftanın günü işlevi aç parantez D D2'deki değer bunu sabitlemeyelim. noktalı virgül 2'ye göre yani Türkiye parametresine göre böyle mi diyeceğiz? Nerede yanlış yapıyorum? Bu formülde nerede yanlış yaptım arkadaşlar? Şuradan biçimlendir diyeceğim. Dolguya geleceğim. Renk seçeceğim. Tamam diyeceğim. Buradaki değer bakın formülü şurada yanlış yaptık. Eşittir. Haftanın günü D2. 2 eşit 7 ise kırmızı yap diyelim. Tamam. Şu doları şuradan da kaldırmamız lazım. D2, D3, D2, d 3 diye gitsin. Tamam dediğimize bakın. 7. günler işaretlendi. Şuradan gelelim. Haziran'ı seçtik. Pazarlar bunlar. Peki cumartesi gün, cumartesi ve pazarı işaretlemek gerekirse tekrar kuralları yönet diyelim. Kuralı düzenle diyelim. Buradan o zaman büyük, eşit. 6 dersek ne yapar? 6. gün cumartesi 7 ve şeyi işaretler. Tamam diyelim. Tekrar tamam diyelim. Buradaki bakın değerler geldi. Buradaki zor soru şu. Bunu yaparsınız da zor soru şu. Resmi tatilleri burada nasıl işaretletiriz? O ayrı bir zorluk. Yani bu arada bir de resmi tatil varsa giren onları da burada işaretletmemiz lazım. O biraz daha zor, karışık bir işlem. Nazım Bey yazmış. D5 artı 1 seri ay şeklinde olabilir. Farklı bir çözüm. Tamam mıyız? Birinci çözüm buydu. Buradan ayı değiştirdiğiniz zaman artık günler, tatiller, günler hepsi otomatikman geldi. Sultan Hanım'ı rahatlatalım. Sabahlara kadar bunlarla uğraşmasın. Okey. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Resmi tatilleri yazacağız ama o resmi tatilleri yazdıktan sonra onu onun içinde biraz daha karşılaştırmak zor olabilir. Ona bir uğraşın. Resmi tatiller örnek dosyaları indirdiyseniz şurada var. İşlevler dosyasını açtığınız zaman buradaki işlevlerde şu tatillerde bakın sayfa 2'dekiler resmi tatiller. Ama bunlar tabi geçen seneden belli olan resmi tatiller. Şimdi buraya mesela bu bayramda sıkıntı yok. Şimdi baktığınız zaman 25-26 mi? 23-24-25-26 Mayıs. Burada zaten bayram diye tatil. Ama örneğin haftaya Cuma da resmi tatil ilan edilirse, o zaman buraya 50 onu yazmanız lazım. Bunu unutmayın. Yok. Yeni yeni versiyonda yani indirdiğiniz zaman yeni şeyde 2020'nin resmi tatilleri var. Şimdi dönelim sorumuza buradan geldik eğitim uygulamamızda Şuradan açalım. Sayfa neredeydi? 2'deydik ya da sayfa 3'teydik. Fark etmez. Sayfa 3'te yapalım. Kenarlıkları kaldırdım. Ctrl Shift boşluk, Ctrl Shift tire. Buradan da rakamları seçtim. Ctrl Shift ünlemle binlik basamaktan ayırdım. Soru şuydu. Buradaki en yüksek 5 değeri nasıl işaretleriz? Şimdi bunu şöyle yapmak mümkün bildiğiniz gibi. Buradan gelirim. Koşullu biçimlendirme. ilk son kuralları. ilk 10 öge. Bunu da 5 yaptığınız zaman. Okey bu buradaki seçtiğimiz bölgeyi boyar. Ama bizim sorumuz buradaki en yüksek 5'in satırını boyamaktı. Buradan da bunu formüllerle yapmak mümkün. Farklı formüllerle yapmak mümkün. Mesela bir tanesi koşullu biçimlendirme yeni kural formül kullan. Buraya geldim. eşittir dolar D2'deki değer. Dolar D2'deki değer küçük büyük eşit büyük işlevi aç parantez aralığı tara noktalı virgül 5 ise yani en büyük 5 değerden büyük ise bu şekilde boyamadı bakalım nerede hatamızı yaptık kuralları yönet diyelim şey tabi dolar d2 değil dolar c2 olacak c'deki değerler şu tamam diyelim uygula diyelim bakın şöyle yaptı şimdi bu bir yöntem formül şöyle kopyalayayım şuraya da shift 2 ve yapıştırayım şimdi bunun sıkıntısı ne buraya geldim ben örneğin 45 bin gibi bir rakamı yazdım bakın buradaki en yüksek 5 değişmiş olması lazım şuradaki ama gördüğünüz gibi buradaki en yüksek 5 şimdi değişmedi. Bunun için ne yapacağız? Bir dakika. Şuradan. Şimdi bunun için ne yapacağız? Şuradan önce şu kuralı bir temizleyelim. Şunu da silelim şu kararı vermemiz lazım arkadaşlar. Bu liste sabit bir liste mi? Yoksa bu listede yeni veriler üst üste gelecek mi? Yani bu liste değişecek mi değişmeyecek mi? Alta yeni, ve, yeni veri girilecek mi girilmeyecek mi şeklinde kararı verebiliriz. Alta yeni veri girilmeyecekse buna gerek yok. Şu yaptığımız doğru. Ama aşağıya doğru yeni veriler girilmeye devam edecekse bunu saydırma yapmamız lazım. Bunun için nasıl yapacağız? Önce şuradan bakın. Dünkü önceki gün örneklerde yaptığımız gibi yapalım. Eşittir. Kaydır işlevi diyeceğiz. Buradan. Nereden başlayacağız işleme? Kaydırın formülü nasıl olacak? Bir dakika. Fare ile ilgili bir sıkıntı var. Peki. Kaydır. C4'ten C2'den başla. Noktalı virgül. Sıfır satır. Aşağı in. Sıfır satır. Sütun yana git. Ve yüksekliğimiz ne kadar? Badey say. Sonra aralığımız. Şuradan başlayın. Şöyle aşağıya kadar. Şunu tıklayalım. Şöyle aşağıya kadar. Örneğin genişçe seçelim. Parantezi kapat. Ctrl Backspace yukarı çıktım. Noktalı virgül genişliğim bir Bu ne yapıyor bana? Bu aralıkta hangi rakamlar varsa bakın bunların rakamlarını otomatikman getirdi. Şimdi Excel'e diyelim ki bu aralıktaki rakamlardan eğer değerler küçükse büyükse gibi bir şart verelim bakın. Bu formülü buradan kopyalıyorum. Ctrl C. Sonra koşullu biçimlendirme uygulayacağım tabloyu seçiyorum şöyle genişle seçtime dikkat edin. Koşullu biçimlendirme yeni kural buradan formül kullan. Eşittir diyelim. Bunu formülümüzü yapıştıralım. Şimdi burada tabi neyin sabit olması lazım? Buna dikkat edin. C2'nin şuradan dolar C2. Bade say şu C2C ile aralığı sabit olmalı. Buradan da büyük eşit buradan büyük eşit şimdi büyük işlevi parantezi açalım buradan tekrar şöyle aynı aralı seçmek gerekebilir 50 satır 50 satır şeklinde aynı olsun diye seçebilirsiniz ve noktalı virgül 5 değil mi 5. en büyük değerden parantezi kapat biçimlendir diyelim renk seçelim tamam diyelim. Tekrar tamam dediğimizde neyi kapatmadık? Tabii şurada bir parantez daha kapatacağız. 59 değil şöyle. Tamam diyelim. Çık yukarı çıktığımız zaman bakın en yüksek değerler. Şunları silebilirim artık. İşaretlendi. Şimdi bunun güzelliği ne? Buraya geldiniz. Üstteki değerin aynısını yazmanın kısa yolu ne arkadaşlar? Üstteki değerin aynısını yazmanın kısa yolu nedir? Hangi tuşa basarsak üstteki değer aynen gelir. Yukarı ok değil. Üstteki hücredeki değerin aynısını yazmak için iki tane yöntem var. Bir tanesi şunları da göstereyim. Tırnak doğru. Şuraya geldim. Ctrl D'ye basıyorum. Üsttekini doldurdum. Buraya doldurdum. Şimdi buraya örneğin 55 mi yazayım. 55 mi yazınca ilk köşeye girmesi lazım ve buradaki rengi boyaması lazım. Enter'a bastığımız zaman bakın 5.yi çıkarıyor bunu sisteme dahil ediyor. Şimdi buraya geldik. Örnek ekrandan bakalım. Mahmut Şişli herhalde. Mahmut Bey yazdım. Anadolu'nun firması. Ve 75 bin liralık bir satış olsun. En yüksek değere girdiği için bakın otomatikman bu formülü de buradan aldım. Buradan geldiğimiz zaman şu formülü kurallar yönet diyelim. Buradan da kuralı alalım. Bakın şöyle formülü kopyalayayım. Formüller karışık gibi gözükse de Arkadaşlar bunların mantığını anladıktan sonra gerisi kolay. Seçtim. Şöyle tekrar. Ctrl C ile bunu kopyalayalım. Şuraya da Shift 2 ile bunu yapıyorum çünkü metin olarak getirsin diye. Şöyle yaptığınızda bakın formülde buradan koruyoruz. Önceki videolarda gördüğünüz yaptığımız şekilde kaydır işlemini zaten kullanmıştık. Bu haftaki eğitimlerde yoğun olarak kaydırı kullandık. Geçen hafta da kullandık herhalde. Sadece buradan büyük işleviyle bunu yapabiliyoruz. Bu bize dinamiklik sağlıyor arkadaşlar. Yani bu bir geciken ödeme listesi ise buraya yeni bir veri eklediğiniz zaman eğer o ilk 5'in içine giriyorsa otomatikman bakın bunu renklendiriyor. Bu çok güzel bir özellik ve dinamik bir liste haline getiriyor. Öbür türlü o aralığı geniş tutmanız lazım gibi bunun içinde şeyler var. Ee, Şefik Bey buydu ödev. Benim hatırladım başka ödev var mıydı? Bununla ilgili koşullu biçim. Ha şey vardı. Aynı değeri iki tane yapma ödevi vardı. Ona bakalım. Ona ben de bakmadım. Okey. Yarın da ona da bakalım. Doğru. Aynı değeri eğer ilk son iki ayın mesela son üç ayın değerleri birbirine eşitse koşullu biçimlendirme ile işaretleme vardı. Hatırladım. Onu da yaparız. Tamam mıyız? Bu şekilde bu iki ödevi yap yaptık. Çözümleri bunlar. Ee, bugünlük bitirelim. Yeterli. Çok da kafanız dağıtmadan. Yarın tekrar Excel çalışırız. Yarın zor bir proje ödevi vereyim. Bayramda 4 gün eğitim yapmayacağız. O 4 gün boyunca o proje ödeviyle beraber uğraşalım. Yarın akşam tekrar detaylıca bakarız. Bitirelim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın, egzelle kalın, evde kalın. Şimdiden iyi bayramlar. Yarın saat 9 çeyrekte gene egzelle devam edelim. Bir proje üzerinden bakalım, konuşalım. Sonra da bayramda o projeyi yapıp bitirmeye bu gördüğümüz bütün eğitimi derleyip toparlayıp hepsini kullandıracağınız türde bir işlem yapalım. Hepinize iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Yarım saati doldurduk. Bugünlük yarım saat yapalım. Sağlıklık kalın, evde kalın. Vidoport üzerindeki indirimler ay sonunda bitecek. %50 indirim var sevgili arkadaşlar. Bundan yararlanmanızı öneririm. Ay sonunda bitecek. Haziran ayı itibariyle normal fiyatlara geri dönüş yapılacak. O yüzden %50 indirimi kaçırmayın ve oradaki eğitimlerin tamamını izleyerek hem sertifikasyonunuzu alabilirsiniz hem de yeni birçok konuyu, farklı birçok konuyu öğrenebilirsiniz. %50 indirimi kaçırmamanızı tekrar hatırlatırım. Ay sonunda kampanyamız bitiyor. 30 dakikamız doldurduk Hepinize iyi akşamlar. Sevgiler, saygılar. Evde kalın, egzala kalın. Dosya güncel mi derken? Cüneyt Bey. Anlamadım. Tamam. Hakan Bey biz evden çıkmıyoruz ya.